Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer yüksek beğeni oranı ve yorum oranına sahip olursa önümüzdeki 3 video aynı bu video gibi, daha doğrusu bu video ile birlikte 3 video kısa olacak arkadaşlar. O yüzden beğenilerinize talip olduğumu söyleyeyim. Arda Güler UEFA'nın 2023 yılında takip edilmesi gereken oyuncular listesinde kendine yer buldu. Tabii ki de listedeki 40 isim arasından seçilen tek Türk oyuncu oldu. Oysa mesela yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'dan bir oyuncu gitmişti Ajax'a bilmem kaç milyon euroya. Emirkan İlkan gitmişti bilmem kaç milyon euroya. İşte Rıdvan Yılmazlar, şunlar bunlar gitti. Hani yaş kategorisi aynı mı demeyin, hemen hemen benzer yaş kategorilerinde oldukları için söylüyorum. Arda Güler için ve Türk futbolu için hayırlısı olsun. Tabii bir taraftan da Galatasaray'ın yaptığı muhteşem transferler var. Geçtiğimiz sezon 6,5 milyon euroya satın aldıkları Aleksandro Çikildayo'ya 3-3,5 milyon euro arasında teklif verecek herhangi bir gerizekalı herhangi bir takıma satmaya hazırlarmış. O hoca yine bildi. Ben size ne dedim? Bu çöp. Sıradan bir çöp. Sıradan basit bir çöp. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Bu sene aldıkları Mijutsu bile bundan daha iyi topçu ha. Yani dediğim zaman kızıyorlardı. Sonra diyorlardı ki sen futboldan ne anlarsın, sen basketboldan ne anlarsın. Doğru, bir tek siz anlarsınız zaten. Samat da Fenerbahçe'ye erken dönebilir. Şimdi 3 kısa haberimiz var. Birincisiyle başlayalım. Genk'in Mvuamna Samatta'nın performansından memnun olmadığı ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri göndereceği öne sürüldü. Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri. 6 milyon euroya Emre Belözoğlu tarafından, o zamanki sportif direktörümüz tarafından transfer edilmişti. Ve satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Ancak kötü performansına rağmen biz almak zorunda kalmıştık. Burada bir şey yok. Her futbolcu kötü çıkabilir. Yani Emre Belözoğlu'nun aldığı her futbolcu kötü değildi. Mesela Sinan Gümüş tutunamadı gitti. Samat daha keza. Lemos mesela ben kefilim dedi ama ulan hepsi mi kötü çıkmış? Yani demek istediğim olabilir. Böyle hatalar olabilir. Erken dönebilirmiş. Genk'e kiralandı Belçika basını mavi beyazların tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ara transferde Fenerbahçe'ye geri göndereceklerini söylemiş. Bir, bak dikkatli dinleyin, madde madde sayıyorum. 1. 23 Aralık 92 doğumlu, 30 yaşında. 2. 1.83 boyunda forvet, Tanzanya milli takımının 68 kez forması gibi 22 golü var. 3. 2,5 milyon euro piyasa değeri var. 4. Transfer etme opsiyonuyla Genk'e kiralandı. 4, 5, var madde madde saymıyorum. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Artı 15 maça çıkmış, bir golü var 311 dakikada. Adam olana fazla bile lan 311 dakika. Ve zorunlu satın alma opsiyonu ne zaman devreye giriyor biliyor musunuz? Ben söyleyeyim mi? Genk Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirse, yani Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. 18 takımları var ama bir şampiyonluk grubu falan filan var herhalde yanlış bilmiyorsam. Bunlar da hani şöyle yazayım, 2021-2022 Belçika Ligi puan durumu diyeyim. Oraya bakacağım. Hani ben bunların şampiyonluk turu var diye biliyorum. 6 maç üzerinden. Bir de normal sezonda 34 maça çıkıyorlar. Sonra 6 maçlık şampiyonluk turu var. Hani orada da hani orada da yine bir şeyleri var bunların ama ne olduğunu ben onu tam bilmiyorum. Ama 6 maçlık bir periyotları daha var. Şu anda 18 maç oynamış durumda Genk. En yakın rakibi Union Saint G'nin 7 puan önünde. Hani 46 puan da bunlar, 39 puan da bunlar ki son maçını kaybetmişler Genk. Bu şekilde gidiyor. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, 5. sıradaki Gent'e bakacaksınız. Gent ile Genk arasında 15 puanlık bir fark var. Lig bittiği zaman, 34 maç tamamlandığı zaman ilk 4 sırada yer alırsa zaten otomatik olarak Şampiyonlar Ligi kotasına girdiği için
yolun açık olsun Samatta diyeceğiz. Siz bu habere değil bana itimat edin. Emin olun bu konuda benim dediğim inşallah yerine gelecektir. Dört büyükler transfer yarışına girdi. Kime? Yani hangi futbolcu için? Ligde bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe, Federasyon Galatasaray'ı, Trabzonspor, Beşiktaş karşı karşıya gelmiş. Hedefindeki isim ortaya çıkmış. Bakalım. Gençler Birliği'nde yıldızlaşan 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül için yarış halindeymiş. Bu arada Gökhan Gül'ü hatırladınız mı? Hocam Gökhan Gönüllü hatırladık da Gökhan Gül'ü hatırlamadık. Ben hatırlatırım size merak etmeyin şimdi inşallah. Hatırlatacağım. Ne diyor haberde? Almanya doğumlu yıldız futbolcu sezonun başlamasıyla birlikte müthiş bir transfer savaşının içinde kaldı diyor. 2011-2021 yılında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak transfer edildi. Bu sezon ortaya koyduğu performans dikkatleri üstüne çekti. 17 maçta forma giydi genç yıldız savunmacı. Ama takım adına 6 gole imza attı. Bochum altyapısında yetişen Gökhan, Almanya alt yaş kategorilerinde 46 kez forma giydi. 6 gol kaydetti. Ligin en golcü savunma oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Ligde forma giyen birçok orta saha ve forvet oyuncusundan daha fazla golü var. Kariyerinde 198 maç, 22 golü var. Stoper bölgesi dışında ön libero da görev alabiliyor. Top tekniğinin yanı sıra hırçın futboluyla dikkatleri üstüne çekiyor arkadaşlar. Sözleşmesi sona eriyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Süper Lig kulüplerinden birine imza atabilir. Şimdi Transfermarkt'ı açın. 400 bin euro piyasa değeri yazıyor orada arkadaşlar. 17 Temmuz 98 doğumlu Yengeç Burcu. Duygusal bir arkadaş. 1.83 boyunda hızlı bir isim. Bakın 1.83 boyunda. Yani 1.83 boyunda arkadaşlar. Siz ne demek istediğimi anladınız zaten. Sağ ayaklı. Yani hocam eğer alınsa Türk mü sayılacak Alman'ın A milli takım tercihini yapmadığı için Türk sayılacak merak etmeyin. Bu arkadaş Fenerbahçe'nin bir dönem almak istediği bir oyuncu arkadaşlar. Hatta Bochum'dayken almak istediği bir oyuncu. Sonra olmadı. Fortuna Düsseldorf'a gitti. Orada tutunamadı. Ya daha doğrusu 2 seneye yakın oynadı. Sonra kiralandı. Hatta 1,5 sene falan kiralandı. Alt lig takımınaydı sanırım. Sonra oradan gençlerine geldi. Bakın 19 maç 6 gol 1635 dakika. Bir şey söyleyeceğim. Oyuncu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama hızlı, süratli. Hani Almanya altyapı eğitimi aldığı için bence Jesus'un geliştirmesiyle bir şeyler olabilir bir isim. Biz alt ligden yani PTT 1. Lig'den stoper bakıyoruz. 2 tane stoper bakıyoruz. Bir tanesini Çaykur Rizespor'da arayın. Diğerini Samsunspor'da arayın. Yeterince duyum verdiğimi düşünüyorum. Devamı için de üye olmanızı tavsiye ederim. Hocam açık açık bize de ki şöyle böyle şu geliyor bu geliyor. Bu kadar az beğeniye. Bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi zamanı geldiği zaman zaten anlatırım merak etmeyin. Uğur Dündar'dan flash yorum. Onlar artık eski hakem. Yani hakemler ve Galatasaray konusunda bakın neler diyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dündar, Sivasspor Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar. Zaten bir adamın adında ve soyadında R varsa o adamdan korkun abi. Hem adında hem soyadında R varsa o adam R'ye çok müsaittir. Şaka yapıyorum bu arada. Bilimsel açıklamasını nerede? Hangi kitapta yazıyor bu? Şaka yapıyorum. Sivasspor yani Erkan Özdamar var ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in hakkında çarpıcı bir yorumda bulunmuş. İptal eden golün yankıları hala sürerken Uğur Dündar diyor ki Twitter'da bir şey paylaşıyor. Twitter'da bacak bacak üstüne atıp mı paylaşmış ona bir araştırın onu. Uğur Bey'e bir uyalım. Uğur Bey bak onu bir uyalın. Yani bacak bacak üstüne atarak ben kaçayım buna. MHK ne karar verirse versin. Futbol severlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir ifadesini kullanmış durumda. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Fenerbahçeli isim müjdeyi verdi diyor ama tam verememiş. Ben vereyim mi? 2 Ocak Pazartesi günü Özgüç Türkalp'in
Gayri dayanamam ben bu hasrete diye böyle bir şey yapıp bozdak söyleyip sonra da böyle titretip ben gidiyorum arkadaşlar bir meçhule demesini bekliyoruz. Hocam bunu da üyelere söyleme artık, bunu da açık açık. Uzun lafı kısası Özgür Türkalp'in hakemlikten istifa ettiğini açıklamasını bekliyoruz. Bu bir. İkincisi de Erkan Özdamar. Bu arkadaş iyi bir Fenerbahçe düşmanıdır. Askerlikten çürük raporu almış arkadaş. Muhtemelen bu çürük raporu soruşturulana kadar, niye çürük raporu aldığı soruşturulana kadar hakemlik zaten yapmayacaktır. Ama eski hakem Özgür Türkalp ve eski hakem Erkan Özdamar'a Galatasaraylarını bu kadar kolladıkları için ve aleni olarak bir maçı mahvedip katledip Sivasspor aleyhine bu kadar hata yaptıkları için binlerce belki milyonlarca insanın bedduasını aldıklarını da hatırlatayım. Kendilerine sivil hayatlarında başarılar diliyorum. Size de bu videoyu beğenmek için bırakıyorum. Kısa kısa olsun. Bugünlük de böyle olsun. Görüşmek üzere.